sezonda sizlere kiraz ve vişne tarlasından sesleniyorum. Şimdi şöyle ki vişneleri göstereyim. Bunlar tatlı vişneler. Bir de bunların ekşi vişneleri var. Bunları toplayıp ben sizler için reçel yapacağım. Kışlık reçellerimi hazırlayacağım. Gerçekten çok doğal, çok taze, çok lezzetli. Arka tarafta da bunlar da kiraz ağaçları. Tabii kirazlar bitti. Biz kirazlara yetişemedik bu dönem. Çok çabuk bitti. Şimdi vişneleri toplayalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Tam da zamanıyken sizlere vişne reçeli tarifi vereceğim. Bu tarif kışlık için hazırlanan bir tarif. Hemen malzeme listesine göz atalım. 3 kilogram vişne kullanacağım. 3 kilogram vişnenin çekirdeklerini çıkaracağım. Çekirdeklerini çıkardığım için ağırlığında azalma olacak ve 2,5 kilogram şeker kullanacağım. 1 tane limonun suyu, 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 4,5 litre de su kullanacağım. Hemen vişnelerimi göstermek istiyorum. Vişneleri tarladan topladım. 2 çeşit vişne topladım. Bunlar siyah vişne diye geçiyor. Bunlar da kırmızı vişne diye geçiyor. Ama tatları çok güzel. Taze taze. Şimdi bunları yapacağım. Önce çekirdeklerini çıkartacağım ve bunun için size çok kolay bir yöntem göstereceğim. Bunun için bir tane pipete ihtiyacımız var. Tabii ki mutlaka eldiven giyelim. Eldiven giymezsek ellerimizde lekeler oluşuyor. Bir tane vişneyi alalım. Şu sap kısmından değil de arka kısmından pipeti batıralım şu şekilde. Pipeti çevirelim. Çevirirken de birazcık itelim şöyle ve sap kısmından çekirdeği çıkıyor. Bu yöntem çok kolay bir yöntem. Hem parçalanmamış da oluyor, bütün olarak kalmış oluyor. Şimdi bunu şöyle kenara alayım. 4,5 litre suyu şöyle büyükçe bir tencereye aldım. Üzerine 2,5 kilogram şeker ilave edeceğim. Bunu önceden kıvam alana kadar kaynatacağım. Bu yöntemle reçellerde herhangi bir bozulma, küflenme vesaire olmuyor. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben denemek için daha önceden bunu yapmıştım. Reçeli yaptıktan sonra bir kavanozu yaklaşık 1,5 yıl hiç açmadım bir tanesini. Ve açtığımda hiçbir şekilde bozulma olmamıştı. Evet, üzerine de bir tane limonun suyunu sıkalım. Ve bunu ocağa koyacağım. Ocakta kıvam alana kadar kaynatacağım. Ben bu arada vişnelerin çekirdeklerini çıkartacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Vişne reçelinin şerbet kısmı tamamen kıvam almaya başladı. Bu kısım çok önemli. Mutlaka çok kıvamlı yapın. Meyveleri koyduktan sonra da kıvamı değişecek çünkü. Şimdi şöyle göstereyim. Meyve çekirdeklerini ben bir miktar suda ısladım. Renklerini versin diye. Bunları da şöyle süzüyorum. Rengini görüyorsunuz. Çok güzel bir renk aldı. Şimdi meyveleri katacağım. Genelde bana soruluyor. Kiraz reçelinde ve vişne reçelinde neden şekere yatırmadım? Bunlar bünyesine çok fazla şekeri çektikleri için eğer şekere yatırırsak daha sonradan şekerlenme olacak reçellerde. O yüzden ben bu yöntemi tercih ediyorum ve bu yöntemle yapıyorum. Daha sonra bir yıl dursa bile ne şekerlenme ne küflenme hiçbir şey olmuyor. Bu tepsilerin diplerini de çok az suyla hemen çalkalayacağım, dökeceğim ve tekrar kaynamaya bırakacağım. Biraz köpürmeye başladıktan sonra bir püf nokta var. Size onu göstereceğim. Evet, bu köpürmeyi engellemek için bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ayrıca katılan tereyağı hem reçelin küflenmesini engelleyecek hem de daha parlak görünmesini sağlayacak. Ve köpüğü de engellemiş olacak. Şöyle karıştıralım. Reçelin başından 1-2 dakika ayrılmayalım. Ondan sonra kendi haline bırakabilirsiniz. Köpürme vesaire olmayacak. Evet, tereyağı kattıktan 2-3 dakika sonraki görüntü de bu şekilde. Köpürme vesaire ortadan kalkmış oldu. Koyulaştıktan sonra devam edeceğiz. Evet, reçelimiz tamamen pişti. Kıvam aldı. Şöyle göstereceğim. Meyveler de hiç dağılmadan duruyor artık. Kıvamını nasıl anlayabiliriz? Ben şöyle bir tabağa bir miktar reçel aldım. Nofroza koydum ve kıvamına baktım. Kıvamı oldukça koyu ve çok güzel. Şimdi bunları kavanozlayacağım artık. Kavanozlarken birkaç püf nokta vermek istiyorum sizlere. Birincisi, ocağın altına en kısa getirelim.
Yavaş yavaş kaynasın, vakum daha güzel oluşacak. Diğer bir püf nokta, kullandığımız kavanozların ve kapakların mutlaka kuru ve temiz olması gerekiyor. Kapakların tek kullanımlık olması lazım. Kullanmadan önce mutlaka sterilize edin, kaynatın ve soğutun. Bu çok önemlidir. Eğer kapaklar tek kullanımlık olmazsa, kavanozlar ve kapaklar da temiz olmazsa içerisindeki gıdayı bozacak, küflenmelere sebep olacak, hatta gıda zehirlenmelerine sebep olacak. Diğer bir püf nokta, kavanozun ağzını tam olarak doldurmayalım. Eğer tam olarak doldurursak vakum oluşmaz. Kavanozun altına bir tane tabak koyarsanız dolum sırasında hem eliniz yanmaz hem de böyle etrafa dökülenler ziyan olmamış olur. Tekrar kullanmış oluruz. Şöyle nemli bir peçeteyle kavanoz ağızlarını güzelce temizleyelim. Bu da önemli bir bilgidir. Kavanoz kapaklarının tam vakum olması için bu işlemi yapıyorum. Kapağını kapatacağım. Şöyle bir bez kullanacağım. Bezi altta tutacağım. Elim yanmayacak. Üstten de kapağını kapatacağım ve bunu ters kapatacağım. Tüm kavanozları bu şekilde yaptıktan sonra devam edeceğiz. Evet, kavanozları doldurdum. Şimdi burada bir püf nokta daha vereceğim sizlere. Kavanozları doldurduktan sonra temiz bir bezle şu şekilde üzerlerini kapatalım ve güzelce saralım. Sıcaklık içerisinde kalsın. Kapaklar bu şekilde daha güzel vakum yapacak. Reçelin kıvamını da göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok güzel oldu. Oldukça kıvamlı. Hiçbir şekilde bozulmaz. Yani bu yöntemle yaptığınız zaman reçelleriniz küflenme, şekerlenme vesaire hiçbir şekilde bozulma olmaz. Tam güvenli bir tariftir. Taneleri de, çekirdeklerini zaten çıkartmıştım. Taneleri şöyle bütün bütün duruyor. Hiçbir şekilde parçalanma da olmadı. Evet, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.